Quyidagi funksiyalardan qaysi birining eng kichik davri 2 pi ga teng? Demak, mana berilgan funksiyalarning qaysi birining eng kichik davri 2 pi ga teng ekanini aniqlaymiz. Mana bu funksiyani biz quyidagicha ko'rinishda yozishimiz mumkin. Y teng tangens 2x ga teng. Tangens 2x mana bu ifodaga tengligini bilamiz. Bu funksiya tangensining eng kichik davri, eng kichik musbat davri pi ga teng 2 ga bo'lsak, demak, birinchi funksiyaning eng kichik musbat davri pi taqsim 2 ga teng ekan. Keyingi funksiyaga o'tamiz. B y teng. Bu yerda biz quyidagi formulalardan foydalanamiz. 2 sinus alfa ko'paytirib kosinus alfa teng sinus 2 alfa ga. Yani 2 ga bo'ladigan bo'lsak, sinus alfa ko'paytirib kosinus alfa teng 1 taqsim 2 sinus 2 alfa formulasini hosil qilamiz. Shu formulaga ko'ra biz bu funksiyani quyidagicha yozishimiz mumkin. 1 taqsim 2. Bu yerda alfaning o'rnida x taqsim 2 kelyapti. X taqsim 2. Shuning uchun x taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak, sinus x hosil bo'ladi. Demak, berilgan funksiya 1 taqsim 2 sinus x ga teng ekan. Sinusning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. Demak, bu funksiyaning ham eng kichik musbat davri 2 pi ga teng ekan. Demak, mana shu funksiyaning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng ekan. Kelinglar, qolganlarini ham ko'raylik. Mana s. Bu holda funksiyani 1 minus kosinus kvadrat x sinus kvadrat x ga teng. Bu ham o'z navbatida darajani tushirish formulasiga ko'ra 1 minus kosinus 2x taqsim 2 ga teng. Kosinusni musbat, eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. 2 ga x oldi koeffitsient 2 ga bo'lsak, demak, bu funksiyaning, ya'ni mana bu funksiyaning eng kichik musbat davri pi ga teng ekan. Hop, d ga o'tamiz. Y teng. Bu funksiyani quyidagicha yoza olamiz. Minus kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x. Bu minus qavsni ichi kosinus 2x ga teng. Kosinusning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. X oldidagi songa koeffitsientga bo'lsak, keyin pi ni hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning eng kichik musbat davri pi ga teng ekan. Va nihoyat oxirgi funksiyaga o'tamiz. Hop, bu yerda mana bu funksiyani eng kichik musbat davri nimaga teng? Tangensining eng kichik musbat davri pi ga teng. 2 ga bo'lsak, pi taqsim 2 ga teng bu funksiyani. Mana bu funksiyaning eng kichik musbat davri nimaga teng? Sinusning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. Buni x oldidagi songa bo'lsak, pi ga teng bo'ladi. Hop, demak, birinchi funksiyaning eng kichik musbat davri pi taqsim 2, mana bu funksiyaniki pi ga teng. Demak, mana bu funksiya uchun pi musbat davr bo'la oladi. Oxirgi funksiya uchun pi musbat davr bo'la oladi. Demak, bu funksiyaning davri 2 pi dan kichik ekan. Shunday qilib javob mana bu funksiyaning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. Ushbu funksiyalar uchun eng kichik umumiy davrni toping. Bu yerda 4 ta funksiya berilgan. Kosinus 8x plus 1, sinus 4x plus 3, tangens 8x va tangens 2x plus 4. Bu funksiyalar uchun eng kichik umumiy davrni topamiz. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bu funksiyalar uchun eng kichik umumiy musbat davrni topamiz. Va birinchi funksiyaning davri nimaga teng? Birinchi funksiyaning davri kosinusining eng kichik musbat davri 2 pi. 8 ga bo'lsak, 2 pi taqsim 8, ya'ni pi taqsim 4 ga teng. Ikkinchi funksiyaning eng kichik musbat davri sinusning eng kichik musbat davri 2 pi. Uni 4 ga bo'lsak, pi taqsim 2 hosil bo'ladi. Navbatdagi funksiyaning eng kichik musbat davrini topamiz. Tangensining eng kichik musbat davri pi, 8 ga bo'lsak, bu funksiyaning eng kichik musbat davri pi
2 taksim 8 getirin. Yani bu funksiyon için tangensini en küçük müsbet davra pi getirin, 2'ye bölsek ve pi taksim 2 getirin. Bu halde verilgen funksiyonlar için en küçük müsbet davra kuydayı tendiyden tapamız. Bunu. Demek birinci funksiyon için davr kuydayı görünüşte buladı. N pi taksim 4. Bir de n bütün son 2 bunu m'ge köpaydırdık. N pi taksim 2. Bu funksiyon için k'ge köpaydırdık. K pi taksim 8. Bunu l'ge köpaydırdık. L pi taksim 2. Bana bu körüşte buladı. Demek bunlar için umumi davr t. Tabiden belgeleyimiz. O kelimeler bana şu teyindiğine hamur atamanını bana umumi mahraç 8 iken 8'ge bölümümüz, 8'ge köpaytıramız ve pi'ge bölümümüz. Bu halde 8'te taksım pi deyin. Bu yerde 2n bu yerde 4m bu yerde k hasıl kıladı. K hasıl kıladı. Bu yerde 4m. Demek bana şunlar birbirine teyin buluş gerek ve şu bilen bir geliydi. Bana bu son en küçük buluş gerek. En küçük buluş için bana m, l birbirine teyin buluş gerek. Ve şu bilen bir geliydi bu bütün son, bütün son ve manfi emez. Müsbet son buluş gerek. Yani natural son buluş gerek iken. M birbirine teyin, l birbirine teyin. Ve şunda bana bu en küçük kıymetki ege buladı. Ve bu halde n nimege teyin buladı. Bana bu 4 teyin buladı. Yenine topadigen bulsak 4 taksım 2 2'ye teyin buladı. 4 taksım burada k k 4'ye teyin buladı. Yıl 1'ye teyin. Değil mi? Yani kıymetlerini topduk. Umay geldi. Bana bunu oladigen bulsak 8 taksım pi. Yani bu 4'ye teyin bularken. Yani yukarıda bir tas 4'ye teyin buladı. Demek ki hamasını 4'ye teyin. Yerden tını topamız. T teyin 4 köpaytırı pi taksım 8. Yani pi taksım 2 buladı. Şunu da yıkılıp, bana bu funksiyonlar için en küçük müsbet davır pi taksım 2'ye teyin ikan.